Kalk! Hücuma bir dakika kaldı. Hücum borusunu çal! Ramazan, yani. Hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret yani. Olurcuğum kumandanım. Bir türlü hücuma kalkamıyoruz. Boruyla çal şunu. Olur canım kumandanım. Hücum! Tandemden hepinize merhaba. Futbol harici branşlardaki başarılı sporcuları ağırladığım Tandem'in 14-15 kuşağının bugünkü konuğu atlı okçulukta dünya şampiyonluğu ve sayısız başarısı olan Alperen Alkan. Hazırsa konuğuma merhaba demek istiyorum hemen. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun Gülce Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Birkaç gündür yayınlara devam ediyoruz. Biliyorsunuz hepimiz evdeyiz. Konuklarıma karantina günlerinin nasıl geçtiğini sorduğumda aşağı yukarı doğal olarak aynı cevapları alıyorum. Sizin karantina günleriniz nasıl geçiyor evde? Yani çok şükür sağlıklıyız. Hani bundan dolayı mutluyuz. Ama tabii spor hayatımızda düzenli olarak devam edemediğimiz için, ki benimki atlı bir branş olduğu için haliyle evde çok fazla yapabileceğim bir şey olmuyor. Sadece kendi evdeki antrenmanlarımı yapıyorum. Hani ondan birazcık zor ama inşallah geçmesi için bekliyoruz. Güzel, umut ediyoruz. Ben sizinle yayın yapacağımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Çünkü atlı okçuluk araştırdığım zaman da benim çok dikkatimi çekti. Özellikle bu Türk kültürüyle alakalı olması beni gerçekten çok cezbetti. O yüzden heyecanla soracağım size sorularımı. Ama atlı okçuluğa gelmeden önce atın, okun ve yayın Türk kültüründeki öneminden bahsetmenizi istiyorum biraz. Aslında hani bu atlı okçuluğun da temeli olarak bahsedebiliriz. Çünkü Türk kültüründe baktığımızda aslında Türkçeden bakarak başlayabiliriz bundan. Türkçe'de bizim ordularda kullandığımız genel tabirler genelde tankçı birliğidir. Bu şekilde çı eklerini eklediğimiz topçu birliğidir. Ama atlı birliktir. Yani beraber yapılan bir şeyden bahsediyoruz burada. Atla birlikte olmaktan bahsediyoruz. Bundan dolayı bizim Türk kültürümüzün en önemli unsurlarından biri. Ok ve yay da zaten bizim neredeyse 17. yüzyıla kadar düzenli olarak ordumuzda kullandığımız, aslında Orta Asya'dan buraya kadar gelmemizi sağlayan yegane unsur. Bundan dolayı bizim kültürümüzün bana göre en önemli parçalarından biri. Ben de bunu yaşatmaya çalışan kişilerden biriyim. Evet, tarih kitaplarıma baktığım zaman da istisnasız her kitapta görebiliyorum ki Türkler atla var olmuştur gibi cümlelere çok sık rastlıyoruz. Ama maalesef atlı okçuluk şu anda ülkemizde çok bilinen bir spor değil sizin de bildiğiniz üzere. O yüzden atlı okçuluğu bunu detaylı bir şekilde anlatmanızı istiyorum. Çünkü ben gerçekten çok merak ediyorum. Siz dinliyorum. Atlı okçuluk şöyle, biraz tarihinden bahsedeyim isterseniz. Ateşli silahların çıkmasının arkasından maalesef bizim ordu hayatımızdan okçuluk çıktı. En son birliğimiz arkasında Kuzey Savaşı'nı kullandığımız süvari birliği oldu. Arkasından ne yazık ki at da hayatımızdan çıktı, ok ve yay gibi. Daha sonrasında biz 1970'li yıllarda en son Necmettin Okyay'ın, bizim son okçuluk üstadımızın vefat etmesinin ardından ülkemizde okçuluk silsilesinde bir kırılma yaşadı. Ama 2000'li yıllarda bizim hocalarımız, üstadlarımız, isimlerini vermek gerekirse Sivas'tan Hilmi Arıç, Yaşar Metin Aksoy, İrfan Gürdal, Cemal Hünal, bunlar çok önemli kişiler. Kayseri'den Sami Genel keza. Onlar sayesinde yeniden atlı okçuluk Türkiye'de hayata geçmeye başladı ve 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam federasyonumuzun kurulmasıyla beraber resmi bir spor oldu. Peki nedir atlı okçuluk? Atlı okçuluk, bizim ülkemizde iki tane parkurumuz var. Yurt dışında da onlarca farklı parkur var. Ülkemizdeki parkurlar 100 metrelik bir mesafede 8 ila 10 saniye arasında koşan atın üzerinde 3 tane hedefe ok yetiştirmeniz gerekiyor. Yani bu çok hızlı şekilde odaklanmanız, çok hızlı şekilde tekrardan hazır olmanız gereken bir spor dalı. Bundan dolayı hem odaklanmanızı, kondisyonunuzu,
kendi mental çalışmalarınızı çok iyi şekilde ayarlayıp müsabakaya o şekilde çıkmanız gerekiyor. İnanılmaz hızlı bir spor dalı. 4 turdan oluştuğu için de aynı zamanda maalesef basketbol, futbol ve diğer profesyonel olimpik branşlarda olduğu gibi çok fazla telafi imkanınız olmuyor. Bundan dolayı maalesef sizin biraz daha doğru şekilde ilerlemeniz, daha az hata yapmanız gereken zorlu bir spor dalı diyebilirim. Ülkemizde maalesef bu henüz ekstrem sporlar arasında gözükmüyor ama benim düşünceme göre kesinlikle bir ekstrem spor. Çünkü altınızda hiç hani normal anlamda bahsettiğimiz iletişim kuramadığınız bir canlı ile birliktesiniz ama tabii ki bizim zaman içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi hep tarih kitaplarında da geçer hani at Türk'ün kardeştir diye. Bizim belli bir noktadan sonra zaten kardeşimiz haline geldiği için iletişimimizi o şekilde sürdürerek, yeri geldiğinde biz onu yavaşlatarak, yeri geldiğinde o bizi heyecanlandırarak at ile birlikte yapılan bir spor dalı. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Peki bu sporu yapmak için belirli fiziksel özelliklere sahip olmamız gerekiyor mu? Çünkü jokeylere baktığımız zaman mesela daha kısa boylu, daha zayıf olduklarını görebiliyoruz. Atlı okçuluk için böyle kriterler var mı? Atlı okçuluk için böyle bir kriter yok. Yani dünya üzerine baktığınızda çok ufak tefek kişiler de var. Ciddi cüsseli insanlar da var. Benim boyum 1,87 yaklaşık 100 kilogramım. Dolayısıyla hani benim yapabildiğim bir spor. Tabii ki daha çevik insanların daha rahat hareket edebildiği noktalar var. Atın üzerinde çünkü sizin belli bir dengede durmanız gerekiyor. Bunu belli oranda müsabakaya yansıtmanız gerekiyor. Bundan dolayı çevik insanlar daha iyi yapabilirler ama bu geri kalanında yapamayacağı anlamına gelen bir şey değil. Anladım. Peki, yani tahmin ettiğim kadarıyla sizin mental olarak da çok dinlenmiş olmanız gerekiyor bu sporu yapabilmeniz için. Çünkü ok atıyorsunuz, odaklanmanız gerekiyor. Bu süreçte yaptığınız kendinizi dinlendirmek için bir çalışma var mı? Odaklanmanızı artıracak şeyler? Benim şu şekilde bu olimpik okçulukta da yapılan bir şeydir. Mental antrenman vardır. Tabii ki geri kalan sporlarda da mevcut. Ben müsabakaya gitmeden önce eğer o parkuru bilmiyorsam muhakkak oranın fotoğraflarını, videolarını bulup orayı kendime alıştırmaya çalışıyorum. Arkasından oradaki parkur için örneğin evde başımı bir yere koyup gözlerimi kapatıp kendimi tamamen o parkura yeniden çıkarken hayal edip ve bunu onlarca yüzlerce defa yapıp psikolojimi oraya hazırlamaya çalışıyorum. Çünkü bizim şöyle bir sıkıntılı tarafımız var maalesef sporumuzun. Biz yurt dışına atlarımızı götüremiyoruz. Türkiye'de atlarımızla beraberiz ama yurt dışında oradaki herhangi bir atla yarışmak zorundayız. Hiç Dolayısıyla bu tanımadığınız. kadar atla, evet bu kadar atla iç içe olan bir sporda hiç tanımadığınız bir canlıyla bir ısınma yapıp arkasından direkt hiç tanımadığınız bir yerde parkura çıkmak ciddi anlamda insanı zorlayan bir şey. Ama ben öncesinde yaptığım bu çalışmalar, sonrasında orada atımla kendi başıma geçirdiğim vakitler. Çünkü ben müsabakaya çıkmadan önce birazcık toplumdan uzaklaşmaya çalışıyorum. Kendimi ortama hazırlamak, müsabakaya hazırlamak için. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir de tabii ki yurt dışında veya yurt içinde kendi koyduğunuz hedefleri başarmak için çıktığınızda oraya psikolojinizi toplamaya çalışıyorsunuz. Başta da dediğim gibi maalesef atlı okçulukta çok telafi şansınız olmuyor. Telafi şansınız olmadığı için de oradaki attığınız her okun çok büyük kıymeti var. Ben hep söylüyorum bunu. Ben her parkura çıkarken son parkurummuş gibi çıkıyorum. Son parkuruma da ilk parkurummuş gibi çıkıyorum. Bunlara çıktığım zamanda da bu psikolojiyle çıktığımda da zaten çok fazla rahatlamış oluyorum. Peki okçuluk pedagoglar tarafından da çocuklara yani daha doğrusu dikkat dağınıklığı olan çocuklara çok önerilen bir spormuş aslında. Siz de bu işin içindesiniz, eğitimini de veriyormuşsunuz bildiğim kadarıyla. Size bu problemle gelen çocuklar oluyor mu? Evet, bizim Ankara'da, bu arada söyleyeyim gelmek isteyen olursa gelebilirler. Ankara Atlı Okçuluk Evet, ve o Spor kısma Kulübü, geleceğim. benim içinde bulunduğum kulübüm. ANOK olarak biz eğitimler veriyoruz. Çocuklara da eğitim veriyoruz, yetişkinlere de eğitim veriyoruz. Çocuklara verdiğimiz eğitimlerde dediğiniz gibi böyle hiperaktivitesi olan çocuklar geliyor bize. Ve orada çok ilginç şekilde burada ok atmaktan, bunu başarmaktan dolayı belli oranda bunun azaldığını görüyorsunuz. Çünkü okçuluk belli bir miktarda durmakta fayda var. Yani durduğunuz zaman hedefleri vurabilme imkanınız oluyor. Bu atlı okçulukta çok böyle değil. Ama yer okçuluğunda işin temelinde bu şekilde. Bundan dolayı gelen çocuklar da
ilk başta çok heyecanlı olarak gelseler de zamanla orada bir şeyi başarmış olmaktan, ok atarken ki bir nebze olsun durmaktan, daha doğrusu bir şeyi başarabilmek için durmaktan öğrendikleri çok fazla şey oluyor. Bizim de böyle öğrencilerimiz var. Benim uzun zamandır devam eden bu şekilde öğrencilerim var. Ve bunun okul hayatında da daha faydalı olduğunu hem ailelerinden hem de öğretmenlerinden duyuyoruz. Yerinize gelmek istiyorum. Nasıl başladı bu sizin için? Kaç yaşındaydınız? Ben ailem at yetiştiriciliği yapıyor. Bundan dolayı neredeyse 7 yaşından beri at biniyorum. Çok uzun zamandır at biniyorum. Ne kadar Ama güzel. okçuluk kısmı işin 2012 yılında benim hem kulüp başkanım hem üstadım, hayat öğretmenim İrfan Gürdal tarafından böyle bir işe davet edildim. Gelmek ister misin dedi. Ben de seve seve içerisine girdim. Arkasından zamanla öğrenmeye başladık. Başta dediğim gibi maalesef Türkiye'de okçuluk silsilesi kırıldığı için bizim çok fazla öğretmenimiz yoktu. Tarihi kitaplardan bunları çıkartarak, kendimiz deneme yanılma yoluyla bularak bunları öğrendik. Şimdi bunun artık metodolojisini oluşturup yeni gelen nesile bunu doğru şekilde öğretmek adına çalışıyoruz. Benim başlangıcımda bir tane atım vardı, Alburak isminde. Şu anki atım değil, şu anki Evet, atım gördüm Bozdoğan. onu. Şimdi atta şöyle bir durum vardır. At binenler bilirler. At aslında kişinin en iyi öğretmeni oluyor. Çünkü ne kadar çok şey bilirseniz bilin, o an çıktığınız yeni bir ortam, yeni bir parkur veya yeni yaşadığınız şeyler, o anki heyecanı, aksiyonu bunların tamamını atınızla beraber yaşıyorsunuz ve at size öğretiyor. Bundan dolayı benim bir öğretmenim İrfan Gürdağ da diğer öğretmenim de aslında atlarımdı. Ve onlara da buradan teşekkür etmiş olayım. Peki şimdiye kadar katıldığınız yarışmalardan ve aldığınız başarılardan da bahsedebilir misiniz? Ben dediğim gibi 2012 yılında başladım. Arkasından 2013 yılında ilk müsabakama çıktım. O günden bugüne de neredeyse 60'tan fazla müsabakaya çıkmışımdır ve bunların %85'inde dereceyle geri dönmek nasip oldu. Benim için en önemli olanları 2014 yılında ilk başta Polonya'da aldığım bir üçüncülük ile başlamıştı aslında serüvenim. Arkasından da çok uzun bir zaman, hani hiç fire vermeden müsabakalardan derece alarak dönmüştüm. Tabii ki en önemli olanlardan biri 2016 yılında Güney Kore'de gerçekleşen Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek nasip olmuştu. Bu ülkemizin yurt dışında kazandığı en büyük başarıydı o dönem için. Şu an çok şükür ki yeni arkadaşlar geliyor, daha başka başarılar kazandırılıyor. Bu yurt dışında kazandığım sanırım en büyük başarı diyebilirim. Yurt içinde de hani onlarca başarı oldu ama benim için en kıymetlisi 2018 yılında Türkiye şampiyonluğu olmuş. Çünkü o güne kadar hep var olan Türkiye şampiyonluklarında ikinci olmuştum, üçüncü olmuştum. Hep derecedeydim ama bir türlü şampiyon olmak nasip olmamıştı. 2018 yılında da bunu başardım çok şükür. Başarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye'nin ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan bahsettiniz. Ben biraz o kısmı detaylandırmak istiyorum. Türkiye ilk kez katılıyor, siz yarışıyorsunuz ve altın madalyayla dönüyorsunuz. Bize biraz o süreçten bahsedebilir misiniz, duygularınızdan? Dünya şampiyonası tabii ki her sporcunun, aslında her sporcunun hayali olimpiyatlardır ama bizim gibi olimpik olmayan branşlarda dünya şampiyonası bunun en büyük müsabakasıdır. Biz dünya şampiyonasına gitme kararını yaklaşık 6-7 ay öncesinden alıp 6-7 ay öncesinden dünya şampiyonasına çalışmaya başlamıştık. Yoğun şekilde çalıştım tabii orada çünkü sürekli o başta bahsettiğim antrenmanları yaptım. Videolarını onlarca yüzlerce kez izledim. Ve sonrasında kendimi oraya gitmek için hazır hissettiğimde artık oraya gitmeye başlamıştık. Yolculuk çok uzun geçti tabii. 11 saat, 12 saatlik bir yolculuğun arkasından vardık Güney Kore'ye. Ve bizim Türkiye'deki müsabakalarımız en uzunu 3 gündür. Ama Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası yolculukla beraber 7 günlük bir müsabaka süreciydi. Ve her gün farklı bir parkura çıkıyoruz. Her gün bir önceki parkuru geride bırakmanız gerekiyor. Dolayısıyla psikolojinizi de çok iyi yönetmeniz gereken bir müsabakaydı. Evet. 120'ye yakın müsabık vardı orada. Onların arasından bu başarıyı yakalamak benim için çok büyük bir mutluluktu. Orada şöyle bir detaydan bahsedebilirim. Dediğim gibi biz giderken atlarımızı götüremiyoruz ve orada atımızı seçmemiz gerekiyor. Orada şöyle bir olay yaşadım ben. Gittiğimizde şimdi normalde 3 tane at ismi yazarsınız.
O atlar kura ile dağıtılır ve sonrasında ertesi gün bir antrenman yapıp sonra müsabakaya çıkarsınız. Ben gittim, atlarımızı yazdık takım arkadaşlarımızla beraber. Sabah kalktık, aşağı indik. Herkesin istediği atlar gelmiş ama benim istediğim 3 at da gelmedi. Orada bambaşka bir atın istiyordu. Bongea isminde bir attı. Güney Korece fırtına demekmiş kendisi. Ve ismiyle çok uygun bir attı gerçekten. Ve hiç bilmediğim bir atla, daha önce hiç görmediğim bir atla ben o gün parkura çıkmak zorunda kaldım. Ve at da gerçekten oranın en hızlı atıydı. Çok süratli bir attı. Durmayı bilmiyor, piste girmeyi bilmiyor. Pek çok noktada beni zorladı. Ben orada yani şu kırılma noktasına geliyorsunuz. Bu zannedersen pek çok sporcunun başına geliyordur. Orada ya artık küseceksiniz, bırakacaksınız ya da elinizden gelenin en iyisini orada o koşullar altında yapmaya çalışacaksınız. Ben de o koşullar altında Bongea ile bunu yapmak için piste çıktım. Ve çok şükür ki onun da vermiş olduğu hız puanlarıyla beraber ülkemize ilk altın madalyayı getirmek nasip oldu. Çok güzel. Peki ben röportajlarınızı izlediğimde tüm dünyaya Türkiye'nin ve Kırım Tatarlarının adını duyurmaktan ne kadar gurur duyduğunuzu bahsetmişsiniz zaten, anlatmışsınız bunu. Öğrendim ama biraz şimdi sizden dinlemek istiyorum burada. Nasıl bir his sizin için? Bu izleyenler için bir parantez de açayım. Ben aslen Kırım Tatarıyım. Ailem Kırım göçmeni. Dolayısıyla okçuluğun en üst seviyede, atlı okçuluğun en üst seviyede olduğu toplumlardan biri olduğu için benim için ayrıca kıymetli. Atalarımın izinden gidiyor olmak, onların yaptığı işi yapıyor olmak. Ama tabii ki ülkemin, Türkiye'nin, Türk bayrağının dalgalandırılması, Türkiye'nin isminin var olması çok güzel bir şey. Ben hep söylediğim şeydir, yani benim hedefim kupa, madalya bunları kazanmak değil. Bunların üzerinde bir hedefiniz olduğunda zaten diğer şeyler daha kolay hayatınıza dahil oluyor. Benim hep hedefim Türk okçuluğunu, Türk bayrağını bu işin en üstüne çıkarmaktı. Bunun için yıllardır çalışıyorum ve çok zor da olsa başardığımız zamanlardaki yaşadığım mutluluk inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir mutluluk. Çünkü arkamda bıraktığım insanlar, geri geldiğimde, ülkeme döndüğümde beni havalimanında karşılayan insanlar, bunların hepsi gerçekten insana hem huzur veriyor, hem mutluluk veriyor, hem de gelecek için daha büyük bir gayret veriyor. Evet, dün ben sizin hakkınızda araştırmalar yaparken bu spora çok hakim olmama rağmen gerçekten çok gururlandım. Bir yandan da izleyicilerden gelen sorulara bakıyorum. Yarışmaya başlamadan önce herhangi bir toteminiz var mı diye sorulmuş. Var mı böyle bir şeyiniz? Yarışmaya başlamadan önce aslında bizim yurt dışında veya yurt içinde genellikle bir arkadaş çevremiz vardır. Onlarla beraber müsabaka arkadaşlığı yaparız. Onlarla beraber gireriz. Genellikle birkaç tane arkadaşımla iddialaşarak başlarız biz. Birbirimizle rekabet ederek başlarız müsabakaya. Ama onun öncesinde tabii ki daha demin de söylediğim gibi hani toplumdan uzaklaşarak kendimi biraz daha uzakta atımla beraber hissetmek, orada müsabakaya hazırlığı hissetmek totemim bu şekilde. Peki bir soru daha var. Atlı okçuluk Türk geleneğinde olan bir spor olduğunu söyledik zaten. Dünyada başka hangi ülkelerde yaygın diye sorulmuş. Mesela şu an çok gündemde olduğu bir ülke var mı? Dünyada çok ilginçtir. Hani bunu hep böyle Orta Asya'da var olan bir spor gibi düşünülüyor ama öyle değil. Orta Asya'ya bizden çok daha sonra yayıldı. Şu an günümüzde Polonya'da, Fransa'da, Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, Güney Afrika'da, İran'da, Kazakistan'da, Güney Kore'de, Malezya'da, Endonezya'da, Avustralya'da dünyanın pek çok farklı ülkesinde yapılıyor ve şu an neredeyse 60 tane ülkeye ulaştı sayımız. Biz de zaten bunun için aynı zamanda federasyonumuz aracılığıyla birkaç çalışma yürütmeye gayretindeyiz. Çünkü dünya üzerinde bunun toplu şekilde organizasyonlar haline gelmesi, bunun daha iyi büyümesi ve ileride inşallah başarabilirsek bunun bir olimpik spor olması hem atlı okçuluğun gelişimi anlamında hem de bu sporun dünya üzerinde tanınırlığı anlamında çok büyük faydası olacaktır. Dünya üzerinde çok gelişmiş bir spor değil henüz. Çok fazla tanınmış bir spor da değil. Ama her ülke kendi içerisinde bunu ciddi anlamda geliştirmeye ve tanıtmaya çalışıyor. Umuyoruz biz de hak ettiği yerlere gelir bu spor. Biraz bahsettiniz karantina sürecindeki çalışma imkansızlıklarınızdan ama bu süreçte neler yapıyorsunuz?
Bu süreçte evde kendim bir ufak düzenek oluşturdum. Bu düzenekte ok atmaya devam ediyorum. Aynı zamanda bizim pilates lastiğiyle kaslarımızı en azından sıkı tutmak için yaptığımız çalışmalar var. Onun haricinde mental antrenmanları yapıyorum. Eğer sokağa çıkma yasağı yoksa bizim çiftliğimiz şehirden çok uzak olduğu için haftada bir günde olsa gidip hem orada atımın ihtiyaçlarını görerek hem kendi antrenmanımı yaparak şu an bu süreci böyle geçirmeye çalışıyoruz ve maalesef aslında bizim de sezonumuz pek çok spor gibi olmayacak. Çünkü bizim kışın yapılabilen bir spor değil. Genellikle baharda başlıyor ve sonbahara doğru bitiyor. Bundan dolayı bizim 2020 sezonumuz şu an bitmiş gibi duruyor. İnşallah daha hızlı şekilde açılabilir. Biz de belli oranda müsabakalara katılabiliriz. İnşallah. Şimdi baktığımız zaman atlı okçuluk aslında tek başına yapılan bir spor değil, siz de söylediniz. Bir partneriniz var, sizin atınız var. Atla ilişki kurma süreciniz nasıl ilerliyor? Buna şu şekilde cevap vereyim. Şimdi normalde Türkiye'de maalesef atçılık artık tamamen yarış atı üzerinden şekilleniyor. Yani bunun daha farklı dönüşümlere gelmesi mümkün değil. Çünkü Avrupa'da hem bu belli binicilik sporları olsa da Türkiye'de de tabii ki bu sporlar var. Engel atlama olsun, dresaj olsun ama Türkiye'deki esas atçılığın ilerlediği nokta TJK üzerinden oluyor. Biz de atlı okçuluğa başlayacak bir atı öncelikle TJK'dan kendi uygun atımızı buluyoruz. Orada hem psikolojisine bakıyoruz hem hareketlerine bakıyoruz. Bu işi yapabilir mi, yapamaz mı, korkak mı, değil mi? Bunları yaparak belli bir seçim aşamasından sonra bir atı alıp çiftliğimize getiriyoruz. Tabii ondan sonra ilk önce atlı bir güven oluşturmanız gerekiyor. Onun size güvenmesi gerekiyor. Sizin ona güvenmeniz gerekiyor. Yani benim Bozdoğan'la beraber bizim 5. yılımız ve ben artık Bozdoğan'la bir herhangi bir tehlikeli anda dahi acaba bir sıkıntı yaşar mıyız diye düşünmüyorum. Çünkü bugüne kadar çok defa o benim hayatımı kurtardı. Ben de çok defa ona yardımcı oldum. Dolayısıyla atla bir güven ilişkisi yaşadığınızda ancak zaten atlı okçuluk gerçekleşebiliyor. Çünkü eğer altınızdaki atı düşünerek siz de orada parkurda ok atmaya çalışırsanız bu performans çok ciddi düşürecek bir şeydir. Bundan ilk önce atla doğru bir ilişki kurup onun sizden korkmadığı, size güvendiği, sizin ondan korkmadığınız, sizin ona güvendiğiniz bir ilişkiyle beraber bu işi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hiç böyle atlarla ilgili bir talihsizlik yaşadınız mı peki? Onlarca defa. Yani dediğim gibi ben çok uzun zamandır at biniyorum ve yani düşmelerimin haddi hesabı yok. Ama en ilgincini şu şekilde anlatayım. Yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşındaydım. 12 yaşındayken ata son sürat giderken Aybüke diyerek bir kısrağımız vardı. Ön iki ayağı birbirine takıldı ve son sürat giderken ki bu yani tahminen bir 55 kilometre hız demektir. Ben yere düştüm, o takla attı, benim üzerime düştü. Arkasından beni apar topar tabii hastaneye götürdüler. Sonrasında bir 3-4 gün sonra çıktığımızda hastaneden babam beni direkt çiftliğe götürdü. Ben de çok sinirlenmiştim tabii o zaman. Daha çocuğum, gitmek istemiyorum. Hani daha at bile görmek istemiyorum. Ama gittiğimde şunu gördüm. Çok gerçekten benim şey, hani başka biri anlatsa ben hadi canım derdim ama kendim yaşadığım için bunu açık dinlikle söyleyebiliyorum. O kısrağımızın bir tayı vardı. Ve ben düştükten sonra hayvan ne tayını emzirmiş, ne yemini yemiş, ne suyunu içmiş. Beni çok uzaktan gördü. Arabadan indiğimizde koşarak geldi. Beni kokladı, baktı iyiyim. Ondan sonra normal hayatına devam etti. Onun için hani at gerçekten çok kıymetli bir hayvan. Bizim de hayatımızın içerisinde olması gereken bir hayvan. Ben de çok etkilendim bu anlattığınız şeyden. Dün atlı okçuluğu araştırırken biraz branşlara gözüm takıldı aslında. Tekli, ikili, çoklu, kabak tarzı şeyler gördüm. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Türkiye'deki parkurlarımızın bir tanesi tabla parkurdu. Tabla parkuru 60 santimetre çapındaki 3 tane hedefin konulduğu bir parkur. İlk önce öne doğru atış yapıyorsunuz, arkasından arkaya doğru atış yapıyorsunuz. En sonda 85. metrede 10 metrelik bir hedefe atış yapıyorsunuz. Bunları 10 saniye içerisinde yapmanız lazım. Bu da çok hızlı olmanız gereken bir parkur. Bir diğeri Türkiye'de yaptığımız kabak atışı. Kabak atışı bizim tarihimizin zannedersem en güzel görsel şovlarından biri bana göre. Çünkü pek çok minyatürde görebilirsiniz. Kabak atışı bizim şu an neredeyse 600-700 yıllık kullandığımız bir teknik.
Bu da 8 metrelik bir direğin üzerinde bir hedefimiz var. Ve o hedefe atın üzerine yatarak yukarıya doğru bir atış yapıyorsunuz. Bu yüzyıllar boyunca hep törenlerde, şölenlerde gösteri amacıyla yapılmış bir şeydi. Biz de bunu müsabakaya çevirdik ve artık bunu müsabaka olarak yapıyoruz. 2 yıldır da uzun uğraşlarımız sonucunda bunu yurt dışındaki resmi kuruluşlarla da birleştirerek yurt dışında yapılan parkurlar haline de getirdik. Hatta en son gittiğimiz 2019 Dünya Şampiyonası'nda kabak parkuru da vardı. Ben de orada bir gümüş madalya, pardon bronz madalya kazanarak gelmiştim. Aynı zamanda tabla parkuru da şu an dünyada kullanılıyor. Bahsettiğiniz o tekli atış, ikili atış, üçlü atış bunlar yurt dışında kullanılan bazı parkurlardan, Kore parkurlarının içerisinde bulunan. İlk önce 90 metrelik bir parkurda en ortasında 50. metrede bir tane hedefin olduğu tekli atış var. Arkasından çiftli atış var. Ondan sonra multiple shot dedikleri 5 tane hedefin yan. Bunun haricinde Avrupa'da kullanılan daha demin hatta görüntülerini gösterdiğimiz Polonya parkur dediğimiz parkur var. Benim gerçekten en heyecanlandığım parkur. Çünkü atın üzerine çıkıyorsunuz ve yaklaşık 2,5 kilometrelik bir parkuru 3 dakika boyunca hiç durmadan atınızı yönlendirerek 25 ila 30 tane hedefe ok atarak yapıyorsunuz. Bu tam bir savaş canlandırması. Onun için dünya genelinde de en çok sevilen parkur bu. Bence de zaten atlı okçuluğun geleceği de bu olacak gibi. Yani ileride daha işler resmiyete döndüğünde, tek bir parkur belirlendiğinde bu şekilde bir savaş canlandırmasının bu kültüre daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Atlı okçuluğa olan ilginin azlığından bahsettik ama bunun artırılması için neler yapılabilir? Ya da mesela Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun bu konu hakkındaki çalışmaları neler? Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bununla ilgili hem şölenlerde var oluyor, kimi kulüpleri, kimi sporcuları oralara gönderiyor. Türkiye'de müsabakalar düzenliyor ki bunları belediyelerle beraber düzenledikleri için çok fazla insan oraya gelip görüyor. Ama hani bu işin gerçek anlamda tanıtımı benim açımdan muhakkak bunun eğitimiyle olacaktır. Bunun eğitiminin daha düzenli, daha stabil şekilde yapıldığı ortamlarda atlı okçuluk daha fazla gelişecektir. Ama Türkiye'de var olan neredeyse bütün kulüpler imkan buldukça kendi oluşturdukları şekilde gösteriler düzenliyorlar ve halka bunu tanıtmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki de Türkiye'de aslında şu an bir dönem dizisi, dönem filmi çok fazla Evet. tutulduğu için belki de bunun içerisine birazcık daha yedirilerek atlı okçuluk daha fazla insanların ilgisinin çektiği bir konu haline gelebilir. Biz de öyle umuyoruz. Siz dönem dizilerinden bahsettiniz. Bir soru gelmiş. Bu spor yapmasından dolayı tarihi filmlerden ya da dizilerden rol teklifi geldi mi? Benim şöyle çok ilginç bir oda aslında. Hiç ben tutacak gibi bir düşüncem olmamıştı ama Diriliş dizisinin belki hatırlarsınız ilk teaser'ı Tuz Gölü'nde çekilen teaser'ında ben ve Atım Bozdoğan rol almıştık ikimiz beraber. Hani sonrasında öyle bir söylem olmuştu. Hani gelip oynamak ister misin, içine olmak ister misin? Ama ben hani oyuncu değilim. Benim en çok yapmayı sevdiğim ve en iyi yaptığım iş at binip ok atmak. Dolayısıyla hani ikisini birbirine karıştırmamak lazım. İkisi birbirinden farklı şeyler. Ama böyle bir deneyiminiz de var yani. Evet. Bir de Etno Spor Federasyonu'ndan kısaca bahsedebilir misiniz bize? Tabii Etnospor Konfederasyonu aslında tam olarak ülkemizdeki bir şey değil, dünya genelinde bir şey. Bu konfederasyonun altında bizim odarış dediğimiz atlı güreş, at üzerinden birbirinizi düşürmeye çalıştığınız Orta Asya'da yapılan bir spor. Onun haricinde Kökpar, Orta Asya'da çok güzel şekilde yapılan bir spor. Atlı okçuluk, güreşler, yer okçuluğu gibi etnik bizim göçebe oyunlarının var olduğu, göçebe sporlarının var olduğu bir federasyon aslında. Biz de hem GSDF'nin hem de aslında Etnospor'un içerisindeyiz. Ülkemizde de Etnospor'un yapıldığı festivaller oluyor. İstanbul'da 3 yıl üst üste yapıldı. Ben de orada müsabakalara katıldım, dereceler almak nasip oldu. Aynı zamanda da Etnospor Konfederasyonu'nun desteklediği göçebe oyunları yurt dışında yapılıyor. Kırgızistan'da yapıldı 2 yıl. Bu yıl eğer 2020'de bu pandemiyi yaşamamış olsaydık İstanbul'da veya Bursa'da yapılacaktı. Biz de heyecanla onu bekliyorduk ama maalesef şu an ileriye ertelenmiş durumda. Evet. İnşallah 2021 yılında
Biz de hem ona katılırız, sporcu olarak katılırız, hem de halkımız oraya gelerek bu etnik sporların neler olduğunu görebilirler. Ben de umuyorum ilerideki yarışmalarınızdan başarılarla dönersiniz ve bu sporu bizlere daha fazla tanıtırsınız. Biraz çocuk kısmına gelmek istiyorum bu sporda. Şu an bünyenizde sizden atlı okçuluk eğitimi alan kaç çocuk var? Şimdi şöyle, atlı okçuluk eğitimi değil aslında bizden alınan, çünkü bu çok fazla sorulan bir soru, hani bu işe nasıl başlanabilir diyerek. Bu işte ilk önce yerde yay hakimiyetini tamamlamanız lazım. Ok atışınızı çok düzenli hale getirebilmeniz lazım. Bunda bizim oluşturduğumuz belli bir sistem var. Bu sistemi yaparken de aynı zamanda binicilik eğitimi almakta fayda var. Bizim şu ana kadar Ankara Atlı Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü olarak neredeyse 400'e yakın öğrencimiz oldu. Bugüne kadar bunların hepsini yetiştirdik. Çocuklar anlamında da şu an düzenli şekilde devam eden 15 tane çocuğumuz var. Bunlara yerde eğitimler veriyoruz. Tabii bu da maalesef bu pandemi yüzünden çok fazla şu an derslerimiz devam edemiyor. Ama çocukların hala heyecanla bunu beklediklerini biliyoruz. Geçen sene de 23 Nisan'da bir Ankara içerisinde bir şampiyona düzenlemiştik. Evet, Tamamen ona çocukların katıldığı. gelecektim ben de. Ona da çok güzel katılım olmuştu. Bayağı genç kardeşimiz gelmişlerdi oraya. Çocukların ilgisi çok fazla buna. İnşallah ileride daha güzel şekilde çocukların da içerisinde olacağı bir sistem kurulabilir. Biz de öyle umuyoruz. Bir soru daha gelmiş. Federasyon olarak size sağlamış olduğu imkanlardan bahsedebilir misiniz? Federasyon. Federasyonun şu şekilde, şimdi Türkiye'de henüz bunun dünya çapında bir resmi federasyon olarak görmediklerinden yurt dışına çok fazla destek vermiyorlar. Yani benim gittiğim pek çok müsabakada kendimiz bunlara paramızı, maddiyatımızı, maddi manevi olarak kendi kendimizi karşılayarak gidiyoruz. Ama tabii ki federasyonun karşıladığı da birkaç tane müsabakamız oldu. Gittik, onlar sayesinde orada bulunduk. Türkiye'de verdikleri destek aslında ciddi bir destek. Çünkü Binicilik Federasyonu adı altında baktığınız zaman atlı sporlarda çok fazla nakil desteği olmaz. Veya harcırah desteği, konaklama desteği çok fazla olmaz. Herkes kendi atını kendisi getirir, bu şekilde ilerler. Ama GSDF bu anlamda gerçekten çok büyük imkanlar sağlıyor. Bütün kulüplerin atlarını oraya getiriyor. Spor müsabakanın düzenleneceği alanı ayarlıyor, konaklamaları sağlıyor. Aynı zamanda harcırah veriyor. Dolayısıyla bu işin gelişmesi anlamında şu anda ciddi anlamda bir destek veriyor. Umuyorum bu destek giderek artar. Peki gelecekte atlı okçulukla ilgili yapmak istediğiniz şeyler nelerdir? Muhakkak bu şampiyonlukları, başarıları devam ettirmek. Çünkü her sporcunun da bildiği gibi aslında zirveye çıkmak değil, zirvede kalmak önemli olan. Yani efsane sporcu olarak baktığınız herkes orada düzenli olarak kalabilmiş kişilerdir. Bundan dolayı benim de hedefim tabii ki hem dünya genelinde, hem Avrupa'da, hem Türkiye'de başarılarımı düzenli şekilde devam ettirmek. Ama ilk başta bahsettiğim benim esas hedefim kupa, madalya veya başarılar değil. Benim esas hedefim Türk okçuluğunu hem sporcusuyla hem üretimiyle, malzemeleriyle, bunların tanıtılmasıyla, eğitimiyle tamamıyla topyekün olarak dünyadaki atlı okçuluğun veya geleneksel okçuluğun en üstüne taşımak. Bundan dolayı ben bu şekilde çalışıyorum ve ileride hayalim bir akademi kurmak. Bu akademide çocuklardan, genç kardeşlerimizden daha iyi sporcular yetiştirerek bu kültürün doğru şekilde ilerlemesini sağlamak. Hedeflerim şu an bunlar. Biz de umuyoruz ki hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ben biraz yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendim ama siz geleneksel müzik aletlerine de ilgiliymişsiniz sanırım. Neler çalabiliyorsunuz? Yani benim şöyle söylediğim gibi, hani yalnız okçuluktan üstadım değil, aslında hayattaki üstadım İrfan Gürdağ kendisi Türk müziğinin Türkiye'deki en büyük temsilcilerinden biri. Orta Asya'daki müziklerin, Balkanlardaki müziklerin, Türk kültürünün olduğu her yerdeki müziğin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri. Ben de tabii onunla beraber büyüdüğüm için, tabii kendisi de aynı zamanda bizim aile dostumuz. Benim de ondan dolayı abim gibidir. Onun çaldığı her şeye bir heveslenme oldu tabii ufaklıktan bu yana. Ama şu an ne üflüyorum, Anadolu enstrümanlarından bağlama çalıyorum. Onun haricinde Orta Asya'dan dombura,
gibi tazları çalmaya çalışıyorum ama bunlar tabii amatör. Hani profesyonel anlamda böyle bir iddiam Çok yok. güzel ama böyle şeylere ilginiz olması bile çok güzel. Peki insanların Türk kültürünü öğrenmesi ve daha çok tanıması için önerebileceğiniz özellikle bu karantina günlerini değerlendirmek için de olabilir. Dizi, film ya da kitap var mı? Türk okçuluğu ile ilgili kitapları muhakkak okumaları lazım diye düşünüyorum ben. Bunda Ünsal Yücel'in yapmış olduğu Türk okçuluğu zaten bizim en temel kitaplarımızdan biridir ama o ilk etapta birazcık ağır kalabilir. Genel olarak tarihi romanların okunması zaten bununla ilgili çok ideal şeyler ama benim en önereceğim aslında diyeyim, en baştan beri söylediğimiz atla birlikte olan bir şey olduğu için Türk atının temelini öğrenecekleri Jeremy James'in Türk Atı romanını okumaları hem günümüzdeki yarış atlarının nasıl oluştuğu, bizim tarihimizle ilgili detayların nasıl oluştuğuna dair çok güzel bir roman. Bunu önerebilirim. Bunu mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Benim de bu konuda tavsiye edebileceğim, ben kendim dünya klasiklerindense böyle Türk tarihini okumayı daha çok tercih ediyorum. Ahmet Halim Terzioğlu'nun da kitaplarını çok seviyorum. Siz tarih romanları dediniz çünkü. Birçoğunu ben de okumuşumdur. İzleyenlere de bunları ben önerebilirim. Benim sorularım bu kadardı. Sizin ekstra eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben öncelikle teşekkür ederim. Benim buraya davet ettiğiniz, böyle bir konuşma Biz imkanı teşekkür ederiz sunduğunuz için. katıldığınız için. Benim en son söyleyeceğim cümleler şu olabilir. Yani her spor çok güzeldir. Ben bütün gençlerin sporla aşina olmasını gönülden istiyorum ama bizim basketbol, futbol, voleybol bunların hepsi küresel sporlarken atlı okçuluk gerçekten Türk'ün sporu. Dolayısıyla bu spora sahip çıkılmalı, bu sporun içerisinde olunmalı. Atla muhakkak her aile çocuğunu belli bir ilişki tutturmalı. Yani pazar günleri her şu an hemen hemen bütün şehirlerimizde binicilik kulüpleri var. Oraya gidip sadece atların sevilmesi dahi bu kültürün ilerlemesi için çok büyük bir imkan sağlar. Bundan dolayı birazcık daha atlı okçuluğa önem gösterilip biraz daha bunun nasıl olduğu öğrenilirse ben hem milli anlamda hem de kültürel anlamda gerçekten çok büyük bir eksik olduğunu düşünerek bunun bu şekilde gelişebileceğini düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Umarım bu pandemi Teşekkür günlerinde ederiz. karantinada hepimiz sağlıklı şekilde geçiririz ve en hızlı şekilde bunu atlatırız. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar yayına katıldığınız için. Tekrarını yapmak isterim. Görüşmek üzere. Tabii ki her zaman. Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere. Tandemde bugünkü konuğumuz atla okçuluk sporu yapan Alperen Alkan'dı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ba da 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 ba